1967, Bulgaristan'ın Razgradili Nasrettin Köyü. Vatan hasreti çeken genç baba adayı bir Yeşilçam filmi izliyor ve karar veriyor. Doğacak çocuğum kız olursa adı Türkan, erkek olursa Şoray olacak. Çocuk erkek oluyor. Şoray Uzun veya gayri resmi adıyla Nazif Şoray Uzun dünyaya geliyor. Şoray 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göçüyor. Aslında öz topraklarına dönüyorlar. 6 kuşak evvelden Konya Akşehirliler çünkü. Bulgaristan'daki köylerine Nasreddin adını veren de Şoray'ın büyük büyük dedesi. İlk durakları Edirne'deki muhacirhane oluyor. Oradan Adana'ya geçiyor ve oraya yerleşiyorlar. Ve neredeyse Türkiye'ye adım attıkları andan itibaren Mağ aileye çalışmaya başlıyorlar. 1979 yılında artık tır şoförlüğü yapmakta olan babalarından ayrı kalmamak için İstanbul'a taşınıyorlar. Şoray Uzun, ortaokul ve liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun oluyor. Orada da durmayıp aynı bölümde yüksek lisans yapıyor. Sonra bir gazetede 2,5 yıl kadar polis muhabiri, bir arada bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Bu arada dizilerde, filmlerde ve tiyatro oyunlarında rol alıyor. Birçoğumuz onu 1994-98 yılları arasında yayımlanan Kaygısızlar dizisindeki Kültik'in karakteriyle tanıyoruz. Hala tanımayanlarımız kaldıysa, onlar da Şoray Uzun Yolda adlı gezi programıyla tanıyor onu. Aramızda engeller var, engeller var, engeller var. Ama belki de en çok 80'ler dizisindeki Ahmet karakteriyle seviyoruz Şoray Uzun'u. Ailemizin bir ferdi yerine koyuyoruz. Tekrar hoş geldin Şoray Uzun. Şoray Uzun, tekrar hoş geldin. Fakat benim tabii şok olduğum ve gerçekten çok şaşırdığım, yani babanın eğer kız olursa Türkan, erkek evet. olursa Şoray koyayım. Allah'tan mesela ya kız olursa Gülşen, erkek olursa Bubikoğlu. Ya evet. İyi ki öyle bir şey olma. O zaman Bubikoğlu uzun yolda. Merhaba Bubikoğlu. Bu da bir şeymiş yani. Mahkoçoğlu falan gibi. Düşünsene abi de hani kızım olursa Hülya, oğlum olursa Koç Yiğit. Çok iyi. İsmin ağırlığına bak yani. Direkt sipahi ocağında 4 nala koşturman lazım yani. Tabii. Koç Yiğit, evet. Bizim Batu'muz var. Sokağa çıktı ve Şoray Uzun'u sordu. Hayda. Bakalım sokaktaki vatandaşlarımız Şoray Uzun'la ilgili neler söylemişler. Şoray Uzun'un gerçek adı nedir? Şoray, Şuray, Buray, Oray. Şu an idrak yolları kapandı. Ya Şoray, ya Şuray, ya Oray, ya Buray. Şoray. Elma da gitti. Elma da gitti. Bilmiyorum ya. Çok hızlı sordunuz. Çok hızlı sordunuz. Buray. Şuray da Şoray Uzun. Şoray, Buray, Oray. Şoray. Şuray değil mi? Doğru cevap. Evet. Şuray'dı. Doğru cevap. İsmini kimden esinlenmiştir babası ve Şoray Uzun ismini koymuştur? Metin Oktay, Defter, Küçük Andonyanis, Türkan Şoray, Edison. İpucu, Şoray. Şoray. Kim var Şoray? Ne Şoray? Metin Oktay. Çok değerli bir insan. Türkan Şoray. Ne? Türkan Şoray. Bir de kameraya bak söyle. Türkan Şoray.